Süper Lig'de 23. haftada Gaziantep Spor'la Bursa Spor karşılaşıyor. Bu enteresan bir maç çünkü bildiğiniz gibi Gaziantep'in başından olaylı bir şekilde sayılır. Yani iki kulüp arasında geçen diyalogları transfer sonrası, hocanın değişikliğinden sonra başkan nezdinde yapılan yorumları düşündüğümüzde Antep cephesinde Hikmet Karaman'ın Bursa'ya gitmesi biraz onunla ilgili sıkıntılar yarattı. Bülent Uygun'la boşluğu doldurdu Gaziantep Spor. Şimdi içeride konuk edecekler Bursa Spor'u. Antep bildiğiniz gibi Beşiktaş karşısında 10 kişi kalmasına rağmen bir puan almayı bildi. Çünkü onlar için önemli bir puan. Çünkü ligin alt sıralarında artık mücadele eden bir takım ve deplasman karnesi kötü olduğu için alınan her puan onlara ekstra yazılıyor. İç sahada daha değerli toplu bir Gaziantep Spor olduğunu biliyoruz. O yüzden onlar açısından hem Bursa maçı iki anlam taşıyor. Bir Hikmet Karaman'la ilgili anlamı var ki ben özellikle bu protestolar hatta yani fazlasıyla gergin, bu anlamda gerginlik de olabileceği bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiç böyle yumuşatan yorumlar gelmedi. Hikmet Karaman'la Bursa Spor'un başında Elazığ Spor karşısında öne geçtikleri maçta 3 puanı daha çok düşünen bir oyun oynayarak 1-0'dan sonra 3 puanı düşünerek 1-0'ı koruyarak maçı bitirdiler. Onlar açısından da önemli bir puandı bence. Kazanmak önemliydi çünkü 34 puana geldiler. Bu zirveye yaklaşmak demek özellikle Avrupa kupaları anlamında baktığımızda ki Türkiye Kupası'nda biraz daha geriler. Yani beklentilerin altında kaldı bence Bursa Spor. O yüzden hani böyle bir hamle Bursa Spor cephesinde olumlu gözükebilir. Gaziantep Spor'da bildiğiniz gibi Binya Beşiktaş maçında kırmızı kart görmüştü. O yüzden bu maçta forma giyemeyecek. Ben bu maçın iki takım açısından da hakikaten çok önemli olduğunu düşünüyorum ve burada Bursa'nın işinin gerçekten zor olacağı kanaati var bende. İç sahada Antep'in dediğim gibi lige tutunmasının yani şu anda topladıkları puanların 25 puan 18'i iç saha galibiyetinden ya yenmiş ya yenilmiş. O yüzden de Gaziantep açısından ben yine hani taraf bahsinde Antep'i bir adım önde görerek düşünüyorum ama kendi normal yorum olarak baktığımızda da burada karşılıklı gol var bahsini. Yani iki takımın birbirine gol atabileceğini ve maçın üste taşınabileceğini düşünüyorum. Taraf bahsi oynayacakları Antep galibiyetini, bunun dışında kalan seçeneklerde, gol seçeneklerinde de üstü ve karşılıklı gol varı sizlere tavsiye ediyorum.